Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda ÖSYM nereden nereye çember ve daire serisinde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu videoda neler olacak? Son 10 yıl içerisinde ÖSYM tarafından sorulmuş çemberde uzunluk sorularının benzerlerini yazdık ve çözeceğiz. Ama çözmeden önce ısrarla söylüyorum. Videonun altındaki açıklamadaki linke tıklayıp 3 numaralı PDF'i indirin. Orası boş bir PDF'tir. Aynen bu şekilde gördüğünüz bir, 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 bir PDF'tir. Ve bu pdf'i öncelikle siz çözün. Çözemediğiniz soruların çözümlerine ulaşmak istiyorsanız 3.1 numaralı pdf yine aynı linkte. Oradan çözümlere bakın. Oradan da anlamadıysan aç videoyu. En son çağıran video olsun. Videoyla vakit kaybetmeni istemiyorum. Bunu hep söylüyorum. Sizin için zaman çok değerli. Arkadaşlar. En son çarede buradaki e, videoları izleyip videodan çözümüne ulaşırsın. Tamam mı? Bu şekilde olsun. Ve şunu söyleyeyim. Burada 17 tane soru var. Ne kadar vaktimizi alacak? Büyük ihtimalle bir saat vaktimizi alacak. Çok açıklayıcı bir şekilde anlatacağım çünkü. Ve çok güzel sorular var. Bunlar sizin için güzel bir tekrar aracı. Yani sen buradaki soruları hakkıyla çözersen büyük ihtimalle sınavda karşısına çıkacak çemberde uzunlukla ilgili soruların hepsini çok rahat bir şekilde yapacaksın. Ben yani bunun garantisini verebilirim. Yeter ki anla. Hepsini birebir anla. Çünkü çok değişik sorular var. ÖSYM gerçekten çok güzel sorular hazırlamış arkadaşlar. Bu sorular sizi acayip bir şekilde geliştirecek. Lütfen ama lütfen önce siz kafa patlatın. Ondan sonra gelin beni izleyin. Hazıra konmayın tamam. Tabi öncelikle çözüm pdf'lerine falan bakın. En son çare beni izleyin. Arkadaşlar gerçekten çok kaliteli. Gerçekten 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 dediğimi unutmayın. Neyse lafı çok uzattık. İsterseniz çözümlere başlayalım. Evet birinci soruyla başlıyoruz arkadaşlar. YGS 2012 sorusu. Biraz daha büyüteyim şöyle ortalayayım. Arkadaşlar Şöyle bir şey verilmiş. Çemberin merkezi, yarım çemberin merkezi burası verilmiş. ABCD bir kare. Şu bir dikdörtgen verilmiş. Diklik verilmiş. Ondan sonra bu alanla bu alan birbirine eşit verilmiş. Bir de ilginç bir şekilde şuradaki şey eşit verilmiş. Ve yani dikdörtgenin çevresi verilmiş. Buna göre yarım çemberin çapı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi öncelikle çemberde uzunlukta tabii ki sayılar olmuş olsaydı en etkili silahımız yarı çap. Merkezden bir yarı çap çizer, çiz diyebiliriz. Gerçi Büyük ihtimalle buradan da çıkar arkadaşlar da zorlar. Ben bunu daha öncesinde de söyledim. ÖSYM bunu çok sever. Yarım çemberde böyle çapa bir dik varsa yapacağınız hamle neydi arkadaşlar? Hop hop. Çapı gören çevre açı 90 derece oluşturun. Özel bir durumdur. Güzel bir durumdur. Bunu kullanın arkadaşlar. Normalde böyle şeyler vermeyi sevmem ama ÖSYM'de kullandığı için bunu veriyorum. O yüzden burada çapa dik olan bir doğru varsa hemen ne yapıyoruz arkadaşlar? Hop çapı gören çevre açı 90 derece oluşturuyorum. Bak şu doğrusal demiyorum. Sadece burada çapı gören çevre açı 90 derece oluşturdum. Ne çıktı karşımıza? Hocam diklendik çizilmiş öklüt. öktü uygulayacağım demek ki. Sonra verilen her bir bilgiyi kullanmak zorunda hissediyorum ben. Arkadaşlar şu alanla bu alanı eşit vermiş. Bu karenin alanı şuraya x diyecek olursak. Hocam x kare. Ondan sonra bu dikdörtgenin alanına eşit. Hocam şurası a iken. Şurası da b diyeceğime. Şuraya n diyeyim. Buraya da m diyeyim. Niye? Dikdendik çizilmiş. Öklit bağıntısı uygulayacağım belli mi? Belli. Hocam öklit bağıntısı. Bunun karesi bu çarpı tamamı değil mi? Evet. Yazalım bakalım şuraya. X'in karesi eşittir. N çarpı N artı M. Eyvallah. Hocam alanları da eşitleyelim biz isterseniz. Şuradaki dikdörtgenin alanıyla karenin alanıyla bu dikdörtgenin alanı da birbirine eşit. Yani x kare bunun alanı. Aynı zamanda bu dikdörtgenin alanı a çarpı n artı m değil mi? A çarpı n artı m. A her ikisi de x kareye eşit. N çarpı n artı m ile a çarpı a, n artı m birbirine eşit. N a birbirine eşit midir arkadaşlar? Evet. Yani her ikisi de x kare eşit ya. N çarpı n artı m eşittir. A çarpı n artı m diyecek olursak bunlar gitti. N ile a birbirine eşit oldu. Evet burası ne oldu? Şimdi yarım çemberin çapı isteniyor. Kullanmadığımız ne var? Şu var. Bunu da kullanalım. Hocam burası n burası da n'dir. Şimdi şu bölgenin çevresine bakalım. N, N, M, M. Hocam 2N artı 2M kaçmış? 20'ymiş. N artı M de buradan kaç çıktı o zaman? 10 çıktı. Senden ne isteniyor? Çap. Çapa bak bakayım şimdi. Aa, her bir bilgiyi okuyunca gerçekten soru çıkıyor. N artı M'miş çapımız. O zaman çapımız kaç yaptı arkadaşlar? 10 yaptı. Güzel bir soru. Eski nesil diyebiliriz ama ee, yani güzel o sorulardan biri arkadaşlar. Karşımıza çıkabilir biliyorsunuz. Evet ilk sorumuzun cevabı onu oldu. Geldik ikinci soruya. LYS 2012 benzer sorusu. Aşağıdaki aşamalar izlenerek bir çizim yapılıyor. Yarı çapı 6 birim olan bir çember çizerek çemberin merkezinden geçen bir D doğrusunu çiziniz. Evet bir D doğrusunu da çizeceğim arkadaşlar. Ee, öncelikle şey çizeyim. Adam ne diyorsa onu yapayım. Bir çember çizeyim şöyle. Çizdim. Çemberin merkezinden geçen bir D doğrusu diyor. Onu da çizdim. İsimleri verin arkadaşlar da sonrasında sıkıntı yaşamayın. Çemberin merkezinden geçen bir D doğrusunu çizdik. Sonra D doğrusuna paralel olan ve D doğrusuna uzaklığı 4 birim olan K doğrusunu çizdiniz. Evet D doğrusuna paralel olacak. Bu K doğrusu arkadaşlar. Ve bu uz aralarındaki uzaklık neymiş arkadaşlar? 4 birimmiş. Hmm. Aralarındaki uzaklık dik çizdik. Aa, merkez kiriş çektik. 2 eş parçaya böldü mü? Böldü. Şimdi aralarındaki uzaklık 4 birim. Bunun yarıçapı kaçtı arkadaşlar? 6. En etkili silahımız yarıçap çap çizmekte. Al sana yarıçap. Yarıçap çizince burası da 6. Pisagor bağıntısından 36'dan 16 çıktı. 20. Kök 20. Yani burası 2 kök 5. Burası da 2 kök 5 oldu mu? Oldu. Sonra K doğrusunun çemberi kestiği noktalar A ve B olsun. Hocam K doğrusunun çemberi kestiği noktalar hem burası hem de burası A ve B. A merkezli AB yarıçaplı çember çiziniz. Bakın A merkezli AB yarıçaplı çemberi çizeceğiz. AB yarıçaplı çemberi çizelim şimdi. A merkezli AB yarıçaplı çember. Şöyle bir çember değil midir arkadaşlar? Değil mi? Çizdik. Sonra diyor ki e, B çemberinin, yani aslında bu çemberin demek istemiş herhalde. Bu çemberin evet D doğrusunu kestiği noktalar D doğrusunu kestiği noktalar burası. C ve D olsun. Şurası D burası da C olsun ya da tam tersi fark etmez. C ile D noktaları arasındaki uzaklık nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. A hocam bak dikkat et. A şu büyük çemberin merkezi. A ve büyük, büyük merkezdeki bu CD kirişi isteniyor arkadaşlar. Hocam bunun merkezi A ya. Merkez var kiriş var. E insan olan ne yapar? Çek dik. İki eş parçaya böldü. Hocam şu parçayla şu parça birbirine eşit oldu. A hocam ben buraya kadarki olan parçayı bak burada ne oluştu arkadaşlar? Şunlar paraleldi. Burası da 90 oldu. Şurada bir dikdörtgen oluştu. Yani burası kaç oldu? 4 oldu. Hocam A merkezlinin yarı çapı da bak. A merkezli AB yarı çaplı bir çemberdi bu. A merkezlinin yarı çapı kaç? 4 kök 5. Hocam en etkili silahım zaten yarı çap çizmekte. Al sana 4 kök 5. A 4'e 4 kök 5. Ne çıktı burada? 1 2 kök 5 üçgenden burası 8. E o zaman burası da 8. O zaman CD uzunluğu ne oldu arkadaşlar? CD uzunluğu 16'ya eşit oldu. Gerçekten güzel bir soru. Ee, hoş sorulardan biri. Hoş soru gerçekten. Bu soru eskimeyecek bir soru arkadaşlar. Yine karşımıza çıkabilecek bir soru. Çok hoş bir soru gerçekten. İkinci sorumuzun cevabı da böylelikle. 16 oldu. Güzel soru. Geldik 14'e. Yani 3. soruya. Bu pili 3. soru. Yarın çemberin merkezi burası verilmiş. Arkadaşlar bize yarım çember verilmişse genelde yarım çember çözüm için yeterli oluyor. Şimdi burada ne olmuş? Şunlar paralel verilmiş. 90 ise burası da nedir? 90. Hocam 5 beş kök 5 ise burası da 5 beş kök 5 ise yarı çap. Burası da 5 kök 5 midir? Evet. Şurası da 5 kök 5 diye sadece buraya yazalım isterseniz. Yarım çember yeterli bence. Böyle çemberi tamamlayayım hocam. Buradan geçer hocam. Yapanlar olabilir belki ama ben yapmam. Yarım çember verilmişse yani... En son sıkıştığım zaman ben çember çizerim. Belki bu çember çizmek kafamı karıştıracak. Verilen bilgilere bakalım ben önce. Yarım çember verilmiş. Ek çizim yapmam yani daha doğrusu. Ee, hocam ama burada ek çizim yaptırır burada. Niye? Ne var burada? Hocam bak çapa doğru bir dik çizilmiş. Biraz önce ilk soruda söyledim. Çapa doğru dik çizilince ne yap dedim? Ökliti oluştur. Çapı gören çevre açı 90 dereceyi oluştur. Hocam burası 90 derece. Dikten dik çizildi. Büyük ihtimalle ökliti ya da buradaki dik üçgenleri biz kullanacağız arkadaşlar. Aa, burası dik ya. Hatta burada dik tabanı kes parçaya böldüğünden şu parçayla of parçaya bak şu parça birbirine eşit mi? Eşit. Yani xken burası da ne oldu? x oldu. E hocam ne yapacağız biz? Hatta bu açılar da birbirine eşittir. Şu açıyla şu açı. Şurası alfa ise burası da alfa mıdır? Evet. Arkadaşlar dik üçgen var karşımızda buradaki dik üçgende. Maalesef bunu kullanmayı beceremiyoruz. Valla ben e, mensövi sınavında da çıktı hatta. İsterseniz tanjant alfalı yapın ama bence gerek yok. Şuraya alfa beta diyecek olursak. Alfa 90 burası beta. Burası da alfa. Burası da beta oldu. Dikkat ederseniz tanjant alfa yapanlar. Hocam tanjant alfa 1 bölü 2. Buradaki küçük üçgenden başlarsınız. 1 bölü 2 yazarsınız. Burası a iken burası 2a yazarsınız. Ya da benim tekniğim neydi? Bak dikkat et. Alfanın karşısı 5 iken. Betanın karşısı ne oldu bu üçgende? 5 ee, beş kök 5 iken. Burası 10 kök 5 oldu. A ne var burada? Alfadan beta'ya geçiş alfadan betaya 1 bölü 2 oran var arkadaşlar. O zaman buradaki üçgenlerde de başlayalım. Hatta şu küçük üçgenden başlayalım arkadaşlar. Alfadan betaya geçiş 1'e 2. Hocam ben buraya A dersem alfanın karşısı betanın karşısı 2A. Alfadan betaya geçiş 1'e 2. Hocam A ise 2 A ise burası da ne oldu? 4 A oldu. A bak 5 A'yı ne biliyoruz biz? 5 kök 5 burada 5 kök 5 burada. 10 kök 5 biliyoruz. 10 kök 5 olduğundan dolayı a ile buradan 2 kök 5 buluruz. E burası 2A burası 4A ise X de ne olacaktır? 2A'nın kök 5 katı olacaktır. O zaman X eşittir 2A o da eşittir 2A'nın kök 5 katı özür dilerim. 2A dediğimiz e, A dediğimiz 2 kök 5 2 çarpı 2 kök 5 çarpı kök 5 olacak o zaman. Şu ikisini çarpımı 5 5 kere 2 10 10 ile de 2'yi çarptığımız zaman kaç yapıyor cevap? 20 yapıyor arkadaşlar. Bu da güzel bir soru. Ya genelde bu tür sorularda sıkıntı yaşanıyor. Benzer üçgenlerde direkt sadece tek bir üçgende uzunluk varsa Allah aşkına alfadan beta'ya geçişi kullanın. Ya da tacat alfayı kullanın kardeşim. Tek bir üçgen varsa benzerlik kuramazsanız. E hocam burada öklit oluşturduk ama öklitte HPK olayları yoktu. Ökliti uygulamadım o yüzden. Ne yaptık? Açılara daldık. Alfa beta benzerliğine daldık arkadaşlar. Ki zaten öklitin ispatı da nereden geliyordu? Alfa beta benzerliğinden geliyordu. Evet gençler. Bu sorumuzun cevabı da 20 oldu. Geldik şuraya. Evet. Evet. Kestane balının diyarı Zonguldak'dan. Zonguldak Fen Umut sayesinde yazdığım bir soru. Umut selamlar izliyorsan. Evet. Niye? Bir oyun dedi bana. Bir hocam Öklit diye bir oyun var dedi. Ben de baktım ha güzel oyun. Orada oyun oynarken. Oradaki oyunları bazen böyle sorulara dönüştürüyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun. Çok da güzel sorular çıkıyor. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. ÖSYM nasıl bir soru sordu? ÖSYM Thales teoremi denilen bir şey var arkadaşlar. Thales teoremi diyor ki e, çemberin dışındaki bir noktadan çembere teğet nasıl çizilir? Araştırırsınız arkadaşlar. E, çemberin dışındaki bir noktadan çizilen teğet ve Thales yazdığınız zaman büyük ihtimalle çıkar zaten. Bunun çemberin dışındaki bir noktadan çembere çizilen teğeti anlatan bir ifadeyle ÖSYM'e soru sormuştu. Ben ne yaptım? Ben de çemberin üzerindeki bir noktadan çizilen teğeti anlattığım şöyle bir hikaye yazdım. Gerçekten de bu adımları yaptığınız zaman arkadaşlar çemberin üzerindeki bir noktadan çizilen teğetin teğeti bulmuş oluyorsunuz. Gerçekten de öyle arkadaşlar. Yani şuradaki teğeti nasıl çizebiliriz? İşte onu anlatan bir ifade var arkadaşlar. Umut'cum teşekkürler tekrardan sayende çok güzel sorular yazıyoruz. Evet O merkezli çembere üzerindeki bir T noktasından T çizme yöntemi aşağıda verilmiştir. Arkadaşlar hazır mısınız? Haydi başlıyoruz. Çember üzerinde alınan rastgele bir A noktası seçilip rastgele bir A noktası seçtim. A'yı seçtim. Evet A'yı seçtik. Ondan sonra ne diyor? A merkezli AT yarıçaplı çember çizilir. A merkezli AT yarıçaplı çemberi çizelim arkadaşlar. Şöyle bir çember düzgün bir şekilde çizersem süper olacak. İnşallah çember çizmeyi de hiç sevmem ama çizdik arkadaşlar. Çok da güzel oldu değil mi? Bir daha çizeyim. Evet şöyle bir çember arkadaşlar. Şöyle A merkezli AT yarıçaplı çember. Ne diyorsa adam akıllı hepsini tek tek yap kardeşim. Evet. Sonra diyor ki iki çemberin kesim noktalarından biri T'dir, diğeri B olsun. Şu kırmızı çemberle bu çemberin kesim noktalarından biri zaten T. Diğeri de ne olsun diyor? B olsun diyor arkadaşlar. Şuraya da B yaptık. Sonra diyor ki T merkezli BT yarıçaplı çember çizilir. Ha. T merkezli BT yarıçaplı bu mavi yarıçaplı çember çizeceğiz yine. Hop. T merkezli BT yarıçaplı çemberi çizdim. Oo güzel çizdim bu sefer. T merkezli mavi çemberi çizdim. Sonra e, bu çember T ve A merkezli çemberlerin kesim noktalarından biri T ve A merkezli yani kırmızı ve mavi çemberlerin kesim noktalarından e, biri B'dir. Diğeri de C olsun. İşte burası da C olsun diyor bize. CT doğrusu bak şimdi CT doğrusunu çizdiğin zaman ispatlanmış bir şey arkadaşlar. Gerçekten de öyle e, CT doğrusu O merkezli çembere T noktasında T'tir. Evet burası T noktası. Tamam. Bu çizimde A ve T merkezli çemberlerin yarıçap e, yarı çap uzunlukları ya bu çemberlerin bu çizim bu çizimlerden birinde diye deseydik daha doğru olacaktı. Bu çizimlerin e, çünkü şu A'yı ben şöyle alacak olursam e, kırmızı çember büyüyor, mavi çember büyüyor. Bu çizimlerde bu çizimlerin herhangi birinde A ve T merkezi çemberlerin yarıçap uzunlukları sırasıyla 3 birim ve 3 kök 3 birim olduğuna göre arkadaşlar kırmızının yarıçapı çapı 3'müş mavi'nin yarıçapı 3 kök 3müş. Tamam, verilen bilgileri kullanayım ben şimdi. Şimdi gençler A merkezli kırmızı çember var ya, çemberdeki en etkili silahımız neydi? Yarıçap, al sana yarıçap. Burası da 3 oldu mu? Oldu. A 3, 3, 3 kök 3. Burası kaç oldu? 120 derece. Niye 30, 30, 120 derece oldu arkadaşlar burası? Sonra burası 120 ise mavi şu şu çembere bakın. ilk çembere bakın. 120 ise gördüğü yay 240 yapacak. Hocam burası 240 ise burası 120 kaldı. Kirişler eşit ya. Hocam burası da 3 birim. Burası da 3 birim ya. Kirişler eşitse bunlar da 60'ar derece 60'ar derece oldu mu? Oldu. Şurası teğet ya. Teğet kiriş açıdan 60 ise şuradaki açımız 60 ise buradaki açımız ne oldu arkadaşlar? 30 derece oldu. Hatta biz burada niye duruyoruz? Bunun teğet olduğunu biliyoruz. Burada teğet giriş açıyı kullandık. Bir de merkez var, teğet var. Çek, dik yapsak süper olmaz mı gençler? Olur tabii ki. Aa iyi ki burada 30'da da bulmuşuz. Şunun tamamı dik olduğundan dolayı 30'u burada, 30'u buradaysa buraya da 30 kaldı. Hocam o merkezli çemberde de bir e, yarı çap çizecek olursak çünkü o merkezli çemberin yarı çapını bilmiyorum ben burada. Bir yarı çap çizecek olursak al sana yarı çap. Hocam bu da ee, ne çıktı? Bak bu da yarıçap, bu da yarı Bu da yarıçap, bu da yarıçap çap olduğundan 30 sa burası da 30. Aa 30 30 120 üçgen çıktı burada. Ya da şöyle direkt bunda böyle e, şeyi çizecek olursak 120 görüyor hocam 120. 30-30-120 çıktı. Ee, 3 köküçse bunlar da 3-3 oldu diyebiliriz. Süper. Şimdi bizden OC uzunluğu isteniyor. OC uzunluğunu bulacağız arkadaşlar. Şimdi. Peki şu uzunluk belli mi arkadaşlar? Bu uzunluk belli değil. E, o uzunluğa yoğunlaşacağım. Bak dikkat et. Bu uzunluk kırmızı çemberdeki bir kiriş değil mi? Evet. E, bu kırmızı çemberdeki kiriş olduğuna göre en etkili silahımız yarı çap çizmekte. Al sana yarı çap. Aa hocam bu da 3 bu da 3. Hatta burası da 30 ise burası da 30'dur. E burada da 30 30 120 üçgeni geldi. E o zaman 3 3 ise burası da 3 3 oldu. O zaman olay bitti. Niye? Dikkat edin şurası 90 derece. Burası 3 burası 3 3. Bizden ne isteniyor arkadaşlar? Şu uzunluk isteniyor. OC uzunluğu isteniyor. Yani şöyle bir dik üçgen çıktı karşımıza arkadaşlar. Şöyle bir dik üçgen çıktı. Bu dik üçgende nedir? Burası üçgen, burası 3 üç kök 3 ve bizden x isteniliyor. E o zaman arkadaşlar burası üçgen, burası 3 üç kök x de kaç yapar? Direkt 6 yapar. Çünkü bu 30 60 90 üçgendir. 30'dan 60'a geçiş kök kaçtır? Kök 3 kattır. 30'un karşısı 3 ise 90'ın karşısı ne yapar? 6 yapar. Ya da Pisagor bağıntısından da yapabilirsiniz tabii ki. 30 60 90'ları yazmadan. x'in karesi eşittir 3'ün karesi artı 3 üç kök 3'ün karesinden ee, X'i kaç bulduk arkadaşlar? 6 olarak bulduk. Hoş bir soru değil mi? Evet her şeyi kullandırıyor. Yani burada neyi bulmam gerekiyor? Şunu bulmam gerekiyor diyorum. Aa bu kırmızı çemberin bir kirişi. Yani kırmızı çemberin elemanıysa kırmızı çemberde işlem yapacağım. Şekil karışık gibi duruyor. Büyük ihtimalle çözüm pdf'inden bir şey anlamadınız. Öyle geldiniz buraya. Haklısınız da. Ama bakın her verilen çemberi her verilen çemberin kirişine göre yorum yaptım. Bu e, büyük çemberin yarı çapıydı mesela. Ondan sonra bu büyük çemberin kirişiydi. Hepsini o çembere göre yorumlayarak yaptık arkadaşlar soruyu. E, tabii ki ÖSYM'nin sorduğu soru daha kolaydı. Ben sözel anlamda bir tık daha zorunu sordum arkadaşlar. Çünkü 3 tane birden çember çiziyoruz. Çember ÖSYM'nin sorduğu soruda bir çember çizilmesi yeterliydi. İsterseniz o soruya da bakın. YGS 2013 benzer sorusu. 2013'teki bu sözel soruya bakın. Bir de onu kendiniz şöyle bir çözmeye çalışın arkadaşlar. Önemli. Evet, bu sorumuzun cevabını ne bulduk? 6 bulduk. Geldik bir sonraki soruya. LYS 2013 benzer sorusu. Birim kare birim karelere bölünmüş. Birim karelere bölünmüş. Birim karelere. Şuraya bir yuvarlak atayım da ya da soru işareti atayım da düzeltme yapmak için sonrasında şey yapabiliriz. Aynı zamanda bunları da düzelteceğiz arkadaşlar birim karelere bölünmüş düz bir kağıdın eee KLM noktalarındaki üç karıncanın aynı anda eşit hızlarla harekete başlamıştır. Buna göre üç karınca aynı anda e, hangi karenin içinde buluşurlar? Arkadaşlar KLM noktaları varmış ve aynı anda harekete başlıyorlar. Bunlar mesela atıyorum C'de buluşsun. Şu, şu ve şu nerede birbirine eşit olur? Hmm. Arkadaşlar bu nedir? Bu demek şöyle bir merkez olacak. Bu da, bu da, bu da o merkezi bir yerde seçeceğim ben. O merkezi bir yerde seçtiğimde bu çember yayı üzerinde olacak arkadaşlar. Yalnız bunu böyle yorumlamak çok zor. Yani bunu böyle seçmek çok zor. Çünkü üç karınca hangi karenin içinde buluşur? Bir de bir karenin içinde olacak ya arkadaşlar bu. Acaba o karenin içindeki şey C karesinin içinde ama neresinde? Tam ortasında mı bilmiyoruz ki? Belki burasında bir yerde olacak. Yani sen burada köşelerde olsa hadi şey yaparsın. Hocam mesela atıyorum bu köşe. Şunu şunu olan uzaklığıyla bunu olan uzaklığı ve bunu olan uzaklığı eşit mi diye incelemesini yaparsın. Ki bu da tehlikeli zaten. Çünkü baya bir belki bütün şıkları denersen ondan sonra sıkıntı yaşayabilirsin. Hani 5. şıkta hani zaman kaybıyla alakalı bir sıkıntı yaşarsın. Ya burada herhangi bir noktanın şuna, şuna ve şuna olan uzaklığının eşit olması acaba nedir? Nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Herhangi bir nokta 3 noktaya eşit uzaklıktaysa tabii ki etrafında çember, KLM noktalarından geçen çember ve KLM noktalarından geçen çemberin nesidir? Merkezidir. Ama nerede? Bir içinde olduğu için sıkıntı. Ya da KLM noktaları var elimizde. KLM noktalarına ait bir üçgen oluştursak arkadaşlar. Şöyle. Üçgeni oluştursak. Üçgeni oluşturduğumuz zaman şunu düzgün çizeyim. Üçgeni oluşturduğumuz zaman şöyle bir şey oluyor arkadaşlar. Şöyle bir şey oluyor. Hı -hı. Tamam. Böyle bir şey oldu. Arkadaşlar şimdi şu üçgenin nesini düşüneceğim ben? Hocam bu üçgenin nesi soruluyor bana? Üçgen sorularında da sorabilirdim aslında bunu ama çevrel çemberi soruluyor arkadaşlar. Bunun çevrel çemberinin merkezi soruluyor arkadaşlar bize. Çünkü öyle bir nokta var ki hem bu köşeye hem bu köşeye hem de bu köşeye eşit uzunlukta olacak. Peki bu çevrel çemberin merkezi ne demekti? Arkadaşlar çevrel çemberin merkeziyle çevrel çemberin merkeziyle kenar orta dikme merkezi birbirine eşit değil miydi? Kenar orta dikme merkezi birbirinin tıpkısının aynısıydı. O zaman ben bunun kenar orta dikmesini bulacağım. Hocam şuraya bakacak olursak bak buraya dikkat et. 2 birim 4 birim. Aa hocam 2 4 2 kök 5. O zaman burası 1 2 kök 5'tir. Burası da kök 5'tir. Tam bunun orta noktası neresi? Burası. Hocam buna dik çizeceğim. Bunun eğimi kaç? Bak biraz analitik de giriyor işin içine. Bunun eğimi kaç? 1 bölü 2 değil mi? 2 bölü 4'ten. 1 bölü 2. O zaman çizeceğim diki eğimi Eksi 1 bölü 2 olmalı. Yani eksi -1, 2 bölü 1 olmalı. Yani şu şekilde dik olacak. Eksi 2 bölü 1. Yani x eksenine yaptığı açı 2 bölü 1 olacak. Tam böyle 2 birim aşağı 1 bir birim şeye gideceğim arkadaşlar. O zaman bu doğru 2 birim aşağı 1 bir birim aşağı şu köşeden geçecek. 2 aşağı 1 sağa buradan ve buradan. Şimdilik cevabımız ne oldu arkadaşlar? Ya B olacak ya C olacak. İsterseniz bir de bunun orta dikmesini çizin. Ya da isterseniz şunun orta dikmesini çizin. Ama sanki bu daha güzel. Birim karelerin köşelerinden gittiği için orta noktası tam burası yapıyor. Bunun da orta noktası orta dikmesi böyle yapmaz mı arkadaşlar? Birim karelerin köşelerinden geçen. Evet. Şunun orta dikmesiyle bunun orta dikmesi nerede kesişti arkadaşlar? E'de kesişti. O zaman cevabımız E yapacaktır arkadaşlar. Çemberle pek alakası yokmuş gibi. Ama burada e, sanırım üçgenlerin içinde yazmadım ben bu soruyu. Çemberin içinde böyle bir soru yazdığım için de çevrel çemberi sonuçta. Çevrel çemberiyle alakalı böyle bir şey yaptık. Çevrel çemberin merkezi aynı zamanda kenar orta dikme merkezidir. Unutmayın gençler. Evet geldik bir sonraki soruya. LYS 2013 benzer sorusuymuş. Arkadaşlar burası 16 birim verilmiş. ABC'de de bir dikdörtgen verilmiş. Hocam bu bir dikdörtgense 8 ise burası 8. 16 ise buranın da 16 olduğunu biliyoruz. Çemberler birbirine değdiğinde ne yapıyoruz? Hocam merkezleri birleştir. Merkez kiriş çektik. Merkez kiriş çektik. Merkez kiriş çektik. Hocam ne kadar çok ek çizim yapıyorsunuz burada. Hayır kardeşim. Bu ek çizim değil. Bunlar refleks. Refleks gereği yaptığın hamlelerdir bunlar. Bunu unutma hocam. Şunları iki eş parçaya böldü. Hatta şurası da iki eş parçaya böldü. Hocam bunlar birbirine eş mi? Evet eş çemberler olduğu için arkadaşlar e, şu uzunlukla şu uzunluk birbirine eşittir. Niye hocam? Nereden sallıyorsun bunu? Alın ispatını yapayım. Hocam burası 4 birim, burası da 4 birim. En güzel çizim yarıçap. Al sana yarıçap r r kare eksi 4'ün karesi burası değil midir? Aynı şimdi aynen. Bak burası da 4 ya 4 ya. Al sana yarıçap. Burası da R, R kare eksi 4'ün karesi yine burası değil midir? Evet. Burası dediğim çift çizgiydi. O zaman burası da çift çizgi olacak. Burası da çift çizgi olacak. Ki zaten siz büyük ihtimalle bu ispatı yapmadan bu eş çemberler olduğu için bunların eşitliğinden bahsetmişsinizdir. <laughs> Neyse devam edelim. Şimdi gençler ne yapacağız burada? Yarıçapları bir şöyle bir şey yapalım. Hocam burası yarıçap değil. Burası yarıçap. Burası da yarıçap. A bunun tamamı 16. Hocam tamamı ve şu parçalarda birbirine eşit ya. Sen 16'dan 2R'ye çıkartırsan şu ikisine eşit olacak. O zaman 16'yı bak şu uzunluk 16'dan dikkat edin. Ee, ne yapıyorum? 16'dan 2 tane R çıkartıyorum. 16'dan 2 tane R çıkartıyorum. Şurası 2R'ye çıkartıyorum. 2R'ye çıkartıyorum. Bir de 2'ye bölüyorum. Çünkü bunlar birbirine eşit olduğu için. O zaman ne yaptı? 8 eksi mi yaptı arkadaşlar bu uzunluklar? Evet. Bu uzunluk 8 eksi R. Burası 8 eksi R. Burası da 8 eksi R yaptı arkadaşlar. Peki. Şimdi. Şimdi burası 2 R olduğundan dolayı arkadaşlar. En etkili silahımız neydi bizim? Yarı çap. Al sana yarı çap. İster buraya, ister buraya, istediğin yere çiz. İster buraya, ister buraya, ister buraya, ister buraya. İstediğin yere çiz. Aha da buraya çizeyim. En sağda orası gözüktü. Hocam burası 8 eksi R ya. Hocam burası R ya. E dörtgen burası da 4 değil mi? Evet Pisagor. R'nin karesi eşittir. 4'ün karesi artı 8 eksi R'nin karesinden yapanlar var mı hala ya? Yuh yuh şarkısını söylüyoruz burada. R nedir burada? Hisset kardeşim. 4 varsa büyük ihtimalle 3, 4, 5. R yerine 5 koysan burası da 3 oldu mu? Olmaz mı be ya? R buradan kaç yaptı? 5 yaptı. Çemberlerin merkezleri arasındaki uzaklık nedir diye soruluyor. Yani bizden 2R isteniliyor. Cevabımız da kaç yapar? 10 yapar. Evet. 2013 LYS sorusunun benzeriydi arkadaşlar bu soru. Geldik 2014 LYS sorusunun benzerine. Birim karelerden oluşan yukarıdaki şekilde K ve L noktalarından geçen en küçük çember çiziliyor. Hmm. K ve L noktalarından geçen en küçük çember. Aslında ben baya bir çember çizerim. Hocam hop şöyle çizersem bak büyük oluyor. Ya da o bak böyle çizersem böyle büyük oluyor. Yani ben burada öyle bir çember çizdim, öyle bir çember çizdiğim zaman KL e, kirişi küçük durumlarda oluyor. Ben en küçük kirişi, en küçük çemberi nasıl çizerim arkadaşlar burada? Aynen şu şekilde çizerim. Nasıl mı? Hocam çapı bu olursa çemberimiz en küçük olur, değil mi? Evet, bak bu çapı olmazsa çemberin bir parçasının yayı böyle olur. Bu yay da şöyle büyür mü? Büyür. Arkadaşlar çapımız bu olacak. KL olacak. O zaman tam ortası yarı çapımız bu olacak. Evet. 5 birim olduğu için ortası aldım. Bu birim karelerden oluşmuş. Hiç önemli değil. Birim karelerin bir kenarına 1 diyeceğime ben. Sonuçta hangi noktalardan geçtiğini soruyor. Bir kenarına 2 diyeyim isterseniz. 1 bölü 2 1 bölü 2 demeyle uğraşmak istemiyorum. 1 bir birim 2 birim 2 birim dedim arkadaşlar bunlara. Tam merkezi orta noktası yaptı arkadaşlar. Yani bir çember çizeceğim. Yarı çapı kaç birim olacak arkadaşlar? 2, 4, 5 birim olacak. O zaman yarı çapı 5 birim. Al sana 5 birim. 2, 4, 5 birim buraya geldi. Hocam 5 birim buraya geldi. Değil mi? Hocam 5 birimde şöyle gideceğiz. Şöyle şuralardan gideceğiz. Buralardan bir şey bulabilir miyiz? Bulurum. Nasıl? 3, 4, 5 üçgeni. Çok önemli zaten birim karelerde. Hocam bak şuraya kadar geldiğin zaman 3. 2, 4 da burası. Tam 5 burası mı yapıyor? Aynen öyle. Bak dikkat et. Şurasına baktığın zaman ne oluyor arkadaşlar? Şurasına baktığın zaman 4 birim. E burası da 3 birim ya. Bizim de yarı çapımız 5 birim olduğundan dolayı e 3, 4, 5 üçgeninden tam çemberimiz buradan geçecek. Hatta yine aynı şekilde 3, 4, 5 burası. Hatta yine aynı şekilde e, 3, 4, 5 burası değil mi? Hatta aynı şekilde 3, 4, 5 burası arkadaşlar. Şurası 3, 4, 5. Ben bunu yanlış çizmişim. O da tam bu köşeye gelecek. E başka 3, 4, 5 bulamaz mıyız hocam? E bulursun tabii ki. Nerede? Hocam bir 4 birim burada gidersin. Bir 3 birim burada gidersin. Buraya denk gelir o da. Değil mi? Hangileri bu çember üzerindedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Ha, Bu çember üzerinde olan noktalar soruluyor arkadaşlar bize. Tamam. Bu çemberimiz bizim nasıl olacak arkadaşlar? Hop. Şöyle. Arkadaşlar. Şuradaki şeyin olmayacağı belli zaten bak 5'ten daha büyük. D'nin olmayacağı kesin. E oldu mu? Oldu. Ondan sonra C çemberin içinde oldu. Hangisi bu çemberin üzerindedir diye soruluyor. E direkt zaten cevap ne yaptı arkadaşlar? Ben hepsini çizdim ama hepsine göre yorumladım aslında. Direkt ben şey de yapabilirdik. Uzunluklara bakabilirdik arkadaşlar. Şu uzunluğa bakıp hocam uzunluk 5 birim mi? Değil. Ondan sonra şu uzunluğa bakıp 5 birim mi? Değil. Şu uzunluğa bakıp 5 birim mi? Değil. Şeklinde de yapabilirdiniz. Şu uzunluğu çizdiğinizde 5 birim mi? Evet. Çünkü niye? Burası 3 birim. Şurası 4 birim. 3, 4, 5 üçgeninden yarı çapta 5 birim olduğundan dolayı arkadaşlar 5 birimlik çember yayı üzerindedir arkadaşlar. Buradaki E noktası. Evet 21. sorunun cevabı böylelikle E çıktı. Geldik LYS 2014 sorusuna. OM yarım çemberlerin merkezi olarak verilmiş. CD ile AB birbirine paralel verilmiş. Bir de şuradaki uzunluk 6 birim verilmiş. CD M merkezli çembere C noktasında T. Buna göre M merkezli yarım çemberin yarıçapı kaç birimdir diye soruluyor arkadaşlar bize. Arkadaşlar şu yanlış çizilmiş. Şuradaki tam bu çember böyle geçiyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şurada bir boşluk olmayacak. Yani şu çember burada olacak. Şimdi o zaman bu çember burada olursa burası R burası R diyecek olursak arkadaşlar burası ne oldu? Büyük çemberin yarı çapı da 2 R'ye eşit oldu aynen. E merkez var teğet var ne yapacağız? Çektik. Hocam 90 dereceyi de çizdik. Yani burası da R oldu. E, burada başka ne yapmalıyız? Amacımız dik üçgen oluşturmak değil mi gençler? Evet dik üçgen oluşturacağız. E oluşturalım o zaman. Nasıl oluşturacağız? Dik, diklik lazım bana. Hocam dik üçgeni acaba şöyle mi oluştururuz? Ama burada saçma bir şey çizmiş oluyorsun. Biz bir şey çizeceksek en etkili silahımız yarıçap çizmekti. Bu yarıçap değil ki büyük çemberin yarıçapını çizmek istiyorum ben. E büyük çemberin yarıçapını çizmek için başka bir yerlerde diklik lazım. E burada şuradan bir dik çizecek olursam sanki olacak. Şuradan bir dik çizdiğinde hocam r iken burası da r, r iken burası da r. Buraya ne kaldı o zaman? 6 r kaldı. Şimdi en etkili silahımız al sana yarıçap. Büyük çemberin yarıçapını çizdik. Bir çizdik, 2r. Burada Pisagor bağıntısı yapabilir miyiz? Yaparız. Hissetmeli bir durum var mı? Yok. Bütün kenarlar R'li maalesef hissedemiyoruz. O zaman Pisagor bağıntısı yapacağız. 2R'nin karesi eşittir. R'nin karesi artı 6X R'nin karesi olacaktır. Yani 4R kare eşittir. R kare artı. Şunun karesi 36 eksi 12 R artı R kare oldu. Bu 2 R kare öbür tarafa atınca 2 R kare eksi 12 R öbür tarafa atınca artı 12 R yaptı. 36 da öbür tarafa atınca eksi 36 oldu. Eşit 0 olduğundan 2'ye bölelim bakalım. R kare artı 6R eksi 18 eşittir 0 oldu. Çarpanlara ayrılıyor mu arkadaşlar bu? 6'ya 3 desek, 9'a 2 desek, 18'e 1 desek maalesef ayrılmıyor. E o zaman ne yapacağız? Diskriminanttan yapacağız. Ee, B kare eksi 4AC falan filan arkadaşlar. Ya da diskriminanttan yapmaktansa bence R kare artı 6R neyin parantez karesi? Hocam R artı 3'ün parantez karesi değil midir? Evet. Ama R artı 3'ün parantez karesi yazınca R kare artı 6R artı 36. 36 fazlalığı var. R kare artı 6R'yi elde etmem için 36 çıkarmam lazım. Bir de eksi 18 de burada var. Eşit sıfırsa. Buradan R artı 3'ün karesi ne çıktı arkadaşlar? Şu ikisinin toplamı. 8 6 daha 14 54 yaptım. Hmm. 54. 3 kök 6 mı yapıyor? Evet. Buradan R artı 3 eşittir ya 3 kök 6 ya da R artı 3 eşittir. Eksi 3 kök 6. Bu negatif olamaz arkadaşlar. Niye olamaz? Ee, çünkü uzunluk negatif olamayacağından dolayı negatif olamaz. O zaman R de buradan neye eşit olacaktır? 3 kök 6 eksi 3'e eşit olacaktır. Vallahi arkadaşlar hocam matematik sorusu var burada demeyin. Sormuş ÖSYM. Aynen ya hatta ya da bu şekilde yapmayla ilgili geometri soruları içerisinde gelecek. Ki geometri ayrı bir braş değil biliyorsunuz. Matematiğin içinde olan bir buraj. Tamam. Evet bu sorunun cevabı böylelikle 3 kök 6 eksi 3 yaptı. İsterseniz diskriminanttan da yapabilirsiniz tabii ki. Geldik bir sonraki soruya. Aha oranlamaları bir yazayım. EB'nin uzunluğu 2K iken FC'nin uzunluğu 3K. EB'nin uzunluğu 2K. FC'nin uzunluğu 3K. Hmm. Merkez buradaysa. Merkez var. Teğet var. Ne yapacaksın? Çek dik. Diki çizince ne oldu arkadaşlar? 3K. Hocam 90 burası 90 burası 90 burası dik dörtgen oluştu. 3K ise aşağısı da 3K oldu mu? Oldu. Aa bak yarı çap uzunluğu en etkili silahımız 5K. En etkili silahımızı uygulayalım o zaman. Hocam en etkili silahımız yarı çap. Al sana yarı çap 5K. Hocam 3K 5K. Burası da 4K oldu. E, zaten bak burası da yarı çap 5K. E, 5K 5K tamam. Şurası da 5K yazdık. E, hocam burası 5K kan, burası da 5K. Buraya da K kaldı. Hatta şurası da ne oldu arkadaşlar? 5K oldu. Dikdörtgenin çevresi. Hocam zaten bak burası da yarı çap 5K. E yukarısında da 5K yaptı. Dikdörtgenin çevresine bakar mısınız? 8K burada. 5K burada. 13K. 13K da burada. 26K. Ee, yarım çemberin çapı kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. Niye böyle oldu? Dikdörtgenin çevresi. 8 burada. 5 burada. Rasyonel çıkacak arkadaşlar. Bu sefer de şeyi tutturamamışız. Önemli değil. Dikdörtgenin çevresine bakacak olursak. 8K burada. 5K burada. Ee, toplamda 13 k, 13 k, 13 k, 26 k eşittir 50 ise k buradan 50 bölü 26. Hatta kaç yaptı? 25 bölü 13 yaptı. Ama bizden ne isteniyor arkadaşlar? Yarım çemberin çapı isteniyor. Yarım çemberin çapı yani 10 k isteniyor bizden. Çap dediğimiz 10 k. O da nedir arkadaşlar? 10 çarpı 25 bölü 13'ten 250 bölü 13 olur cevabımız arkadaşlar. Tabloya çıkacak diye bir şart var mı kardeşim? Yok. Evet bu sorumuzun cevabı da 250 bölü 13 çıktı. Geldik bir sonraki soruya. LYS 2015 benzer sorusu. Yandaki şekilde verilen ABCD eşkenar dörtgenin tüm kenarlarına teğet olan çemberin çapı 16 birimdir. Evet. Eşkenar dörtgenin AC köşegenin uzunluğu 8 kök 5 olduğuna göre. Eşkenar dörtgende ne oluyordu arkadaşlar? Köşegenler açı ortaydı. Yani şu, şu eşit. Aa hocam teğet teğet. Bu teğet teğet açı ortay nereden geçiyordu? Merkezden geçiyordu. Demek ki çemberin merkezi nerede arkadaşlar? Bu çemberin üzerinde. E, hatta burada ne yapabiliriz? Diğer köşegen çizdiğimde de diğer köşegende aynı şekilde olur mu? Olur tabii ki. Şuradan da köşegen çizdiğimde bu da aynı şekilde açıortay olduğundan teğet teğet açı ortay, doğrusu çemberin merkezinden geçiyordu. O yüzden köşegenlerin kesim noktası Tam olarak çemberin merkezi yaptı mı? Yaptı. AC köşegenin uzunluğunu 8 kök 5 vermişler. O zaman burası ne oldu? 4 kök 5'e. Ee? Burası da 4 kök 5. Eyvallah. Burası da 90 derece. Başka ne var? Çemberin çapı 16. Yarı çapımız kaç? Hop merkezdeye çektik, çektik yapınca 8. E 8 var. 4 kök 5 var. Ne var burada? 1, 2 kök 5 üçgeninden 4 yaptı burası. Hocam burada da bir öklüt bağıntısı var. 8'in karesi eşittir 4 çarpı A'dan. A'yı da 16 mı bulduk? Evet. Bizden ne isteniyor? Çevresi. Eşkenar dörtgenin çevresi isteniyor. Bakın şurayı kaç bulduk? 20. O zaman çevremiz 20 tane. E, 20'den kaç tane var arkadaşlar? 4 tane var. Yani cevabımız böylelikle 80 çıktı. 28. soru. Yani bu genel pdf'teki 28. sorunun cevabı 80 oldu. Geldik 29. soru. Yani bir sonraki soruya LYS 2015 benzer sorusu. Yandaki şekilde kenar uzunluğu 4 birim olan ABCDFK kalle düzgün sekizgeni verilmiştir. FK doğrusuna F noktasında arkadaşlar FK doğrusu FK doğrusu FK doğrusu şu değil mi arkadaşlar? Evet. Tabii bu şöyle gidecek hatta. Bir de F noktasında bir de CD doğrusuna da CD doğrusu da arkadaşlar şu değil mi? Evet. Tam C'den çizeyim fark etmez. CD doğrusuna da şöyle arkadaşlar. Ne oluyormuş? FK doğrusu. Bunları birleştirmeme gerek var mı? Bilmiyorum ama yine de isterseniz şöyle bir kesiştirelim arkadaşlar. Neyse FK doğrusuna bu kara fatma doğrusuna F noktasında CD doğrusuna da nerede? D noktasında teğet olan çemberden bahsediyor. Hemen bu çemberi çizelim arkadaşlar. Hop şöyle bir çember çizeyim. Şöyle bir çember çizeyim bakayım. Çemberi düzgün çizeyim diye bir sefer böyle seçtim. Bakalım şunu seçebilecek miyiz? Heh seçtik. Şöyle. Heh. Teğet oldu buraya. Bir de buraya teğet. Çok güzel. Çemberimizi çizdik arkadaşlar. Diyor ki FK'ya ve CD'ye F noktasında ve D noktasında teğet olan çember çiziliyor. Bu çemberin yarıçapı kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. E bu çemberin merkezine ben şöyle bir şurası diyecek olursam. Arkadaşlar çemberin merkezi burası. Merkez var teğet var çek dik merkez var teğet var çek dik yapacak olursan. hocam bu bir düzgün sekizgen düzgün sekizgenin dış açısı 360 bölü 8'den kaç derece 45 derece burası 45 derece iç açısı kaç yaptı 135 yaptı hmm. 90'ı buradaysa 135 yapacağından burada kaç kaç oldu 45 hatta aynı şekilde burası da 90 derece ve tamamı burası 135 derece yapacağından burada kaçı da 45 oldu. Hatta burada kaçta da 45. Hatta burada kaçta da 45 derece oldu. Hocam bu da yarıçap, Bu da yarıçap değil mi? Evet. Buradaki uzunluklarda hocam burası 4 birim. Burası 4 birim değil mi? Evet. E ne çıktı burada arkadaşlar? Bir deltoid çıktı. E deltoid çıktıysa arkadaşlar ne yapalım? Deltoid'de işimiz gücümüz neydi bizim? Köşegen değil miydi? E, hep bunu söylüyoruz. İşimiz gücümüz köşegen. O zaman köşegen çizelim. Ama hocam iki köşegeni birden mi çizeceğiz? Hayır. İlk etapta Simetri o ekseni olan köşegeni çizin diyordum. Hocam simetri o ekseni olan köşegen bu değil mi? İki eşit parçaya ayırıyor. Bakın hem şunlar eşit hem bunlar eşitse şu köşegeni çizdik. E hocam burada kaçlar ne olacak? Birbirine eşit olacak. Aa hocam burada kaçı? 135 dereceydi. O zaman burası da 67.5. Burası da 67.5. Aa soru çıktı galiba. Dikkat dikkat. 67.5 67.5. 45 67.5 sa buraya da kaç derece kaldı? 67.5 kaldı. Yani burada ne çıktı arkadaşlar? Bir ikiz kenar üçgen çıktı. Yani yarıçapta kaç çıktı o zaman arkadaşlar? 4 çıktı. Evet bu sorumuzun cevabı da böylelikle 4 oldu. Geldik bir sonraki soruya. LYS 2015 sorusu. Yandaki şekilde ABCD karesinin köşelerinden geçen bir çember verilmiştir. ABCD karesinin köşelerinden geçen bir çember verilmiş Çemberin DE kirişi. AB kenarını bu kenarın orta noktasına kesmektedir. DE'yi 12 vermiş. Hmm, kullanacağız bunu. Hocam bu ne alaka? Çember ne alaka diye soracak olursanız. E, hocam bu bir kare mi? Kare. Karede açılarımız kaçar derece? 90'ar derece. 90, 90. E, e, bu karenin köşegeni nedir? Karenin köşegeni aynı zamanda çapı gören çevre açı 90 derece olduğundan dolayı çemberin çapı değil midir? Evet. Bakın dikkat edin buradaki kırmızı çizgili üçgen de nereye görüyor? Çapı görüyor. Ha, e, çemberin esprisi buymuş. Yani buradaki açı 90 derece arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Şimdi 90'lar burada havada uçuşuyor. E, alfa ya dalacağız arkadaşlar. Dalalım alfa beta'ya. Alfa 90 beta. Beta ise burası da alfa oldu mu? Oldu. Hocam şuraya bir A dersek. Siyah kalemle diyeyim. A dersek burası da A, Burası da ne oldu? 2A oldu. Hocam şu üçgenle şu üçgen benzer oldu. Bu üçgenler benzer. Eyvallah. Peki bu üçgenlerin benzerliğinde Hocam iki kenarda mevcut değil ama çok sevdiğim bir şey var. Ne var? Alfadan beta'ya geçiş var. Alfadan beta'ya geçiş 1'e 2 diyeyim burada. Evet. O zaman burada küçük üçgende de alfadan beta'ya geçişi kullanalım. Hocam burası k iken burası 2k dediğimizde a dediğimiz ne oldu? k kök 5 oldu. 1 2 kök 5 üçgeninden dolayı. Değil mi? Evet k kök 5 oldu. E a k kök 5 ise burası da k kök 5. Burası da 2 kök 5 k yaptı. E burada da 1 2, 2 kök 5 üçgeninden küçük olanı kök 5 katından burası da 5 k oldu. E 5 k ile k'nın toplamı de uzunluğu değil mi gençler? Yani 6 k eşittir 12 olduğundan k'yı 2 buluruz. K 2 ise ebenin uzunluğu isteniyor bizden. Yani ebenin uzunluğu burada 2 k o da kaç yaptı arkadaşlar? 4 yaptı. Aslında bu ne sorusu? Çemberde açıyı kullandıran bir soru arkadaşlar. Ama çemberde uzunluk diye geçiyor. Çünkü uzunluk bilgisi olduğundan dolayı. Evet bu sorumuzun cevabı da böylelikle 4 oldu. Geldik bir sonraki soruya. Aa, çemberler birbirine değiyor. Bu sorulardan çok yaptık arkadaşlar. Ne yapıyorduk? Merkezleri birleştiriyorduk. Tam olarak merkezleri birleştiren doğru nereden geçiyordu? Çemberlerin merkezinden geçer. Şimdi 11'in birim verilmiş. Başka bir şey var mı? Birbirine teğet. X kaç birimdir diye soruluyor. Bu da bir kare. Hocam kare olduğundan dolayı eksik parçaları tamamlayalım. 10 10 10. Buraya R edersem burası da R. Hocam burada bir dik üçgen çıktı mı? Çıktı. Dik üçgenin kenarları lazım bana. Dik üçgenin kenarları lazım. Yarı da yazalım ilk öncelikle. yarıçap yazmak en önemli şeylerden biridir. Hocam burası da 10. Burası da ne? R. Hocam dik üçgenin şuradaki kenarı da lazım bana. Buradaki kenarı da nedir? Tamamı 10 olduğundan 10 eksi R'dir. Hocam acaba bir güzel üçgen var mı burada? 10 var burada. Dik kenarda 10 olan üçgen. 5, 12, 13'ün 2 katı olabilir. 5'in 2 katı, 12'nin 2 katı. Acaba burası 24. Burası 13'ün 2 katı 26 yapıyor mu? Burası 24. Olmaz ki 10 r zaten burası ya. Olamaz imkansız. O zaman ne yapacağız? Pisagor yapacağız. R artı 10'un karesi eşittir. 10 R'nin karesi her zaman hissetmeyle çıkmıyor değil mi gençler? Artı 10'un karesi diyeceğiz. Yani buradan R kare artı 20 R artı 100 eşittir. 100 a eksi 20 r artı r kare artı 100 oldu. Bu yüzde bu 100 gitti. Bu r kare ile bu r kare gitti. 20 r'yi öbür tarafa atınca 40 r yaptı. 40 R'ye neye eşit oldu arkadaşlar? 100'e eşit oldu. Sıfırlar gitsin. R de buradan 10 bölü 4. Yani 5 bölü 2 çıktı. Buna göre x kaçtır? Yani bizden x 2 r'ye isteniyor. O da 2 çarpı 5 bölü 2'den 5 yapar. Cevabımız arkadaşlar. Evet 36. sorunun cevabı böylelikle 5 oldu. Geldik 30, 39. yani eski pdf'te 39. soru. Yani 2016 LYS benzer sorusuna. Düzlemde şurada bir hata vardı arkadaşlar. Bunların yeri değişik olacaktı. Çok özür dilerim. Ee, bu soruyu yapamayan arkadaşlar. Şurayı 32 burayı da 12 diye düşünüp şimdi yapın isterseniz. Ee, kusura bakmayın bazen böyle hatalar oluyor. Ee, artık şey yapın. Ya da ilk bu videoyu izliyorsanız sıkıntı yok zaten. Ee, çünkü bunun pdf'inde ben size düzeltilmiş halini yazıp da vereceğim. Düzlemde çizilen ABCD dikdörtgeninin ee, hemen ABCD dikdörtgeni çizelim. AB ve BC kenarlarının uzunlukları sırasıyla 32 ve 12'ymiş. Evet. 32 ve 12 olacak şekilde şöyle bir dikdörtgeni çizelim arkadaşlar. Evet. A, B, C ve D. Şimdi burası 32 ymiş. Burası da kaçmış? 12 ymiş. Şimdi diyor ki C merkezli. Şimdi D merkezli ve A noktasından geçen çember çizildiğinde D merkezli bir çember çizeceğim arkadaşlar. Buradan ve A noktasından geçen bir çember çizildiğinde aha da böyle bir çember mi olacak arkadaşlar? Evet. Sonra CD kenarını E noktasında kesiyormuş. Şurayı E noktasında kesiyormuş. E arkadaşlar bunun yarı çapı 12 idi. Burası da 12 mi? Evet. Sonra C merkezli E noktasından geçen bir çember çizildiğinde onu da çizelim. C merkezli E noktasından geçen bir çember çizildiğinde şöyle bir kocaman bir çember olacak. Arkadaşlar bunun tamamı 12 idi. O zaman buraya ne kaldı? 20 kaldı. E bu yarıçapı kaç yaptı? 20 yaptı. E hocam bunun yarı çapı yeri ise en etkili silahımız bizim zaten yarı çap çizmekti. O zaman C merkezinden bir yarı çap çizersek al sana yarı çap. Ve bu arada AB kenarında F noktasında kesiyormuş. Burası F yaptı. E ben bu yarı çapı çizince yarı çap uzunluğu 20 olduğundan burası da 20. E 12 20 ne üçgeni 12 16 20 üçgenden 16 çıktı burası. Bizden AF uzunluğu isteniyor. E x isteniyor. Dikkat ederseniz arkadaşlar şunu tamamı 32 Yani x artı 16 eşittir 32 olacağından X'i de buradan kaç buluruz? 16 olarak buluruz. Evet. LS 2016 benzer sorusunun çözümü cevabı 16 yaptı. Geldik bir sonraki soruya. Bir sonraki soruda YGS 2017 benzer sorusu. Kolay bir soru. Niye? Klasik bir soru. Ne yapacağız? En etkili silahımız yarı çap. Çizeceğiz değil mi arkadaşlar? Evet bu bir kare verilmiş. Bu da bir dikdörtgen verilmiş. Şimdi arkadaşlar burada ne yapacağız? Burada en etkili silahımız tabii ki yarı çapı kullanacağız. Bu arada burası x verilmiş. Burası 1. Karenin bir kenarı ne yaptı? x artı 1 yaptı. Hocam x artı 1. Burası da x artı 1. En etkili silahımız yarıçap. çap. Al sana yarıçap. çap. E, yarı çapı çizince burası x artı 1'in kök katı mı oldu arkadaşlar? Kare olduğundan dolayı evet. E sonra en etkili silahımız yarıçap. çap. Al sana yarıçap. E bitti soru. Bu da x artı 1'in kök katı olacağından. Burası 1. Burası da kaç? Şöyle bakacak olursak. x artı 3. Yani x artı 1'in kök 2 katının karesi eşittir. 1 ve x artı 3'ün kareleri toplamı. x artı 3'ün karesi artı 1'in karesi. İşlem yapacağız. Şimdi bunun karesini aldığımız zaman 2 çarpı x artı 1'in karesi. Hocam x kare artı 2x artı 1 yaptı. Eşittir. Bunun karesini aldığımızda x kare artı 6x artı 9 yaptı. Artı bir de 1 var burada. Şunu dağıttığımız zaman 2x kare artı 4x artı 2 eşittir x kare artı 6x artı 10 yaptı ya. Öbür tarafa atalım. x kare 2x kareden x kare çıkınca x kare. 4x'ten 6x çıkınca eksi 2x. Bu artı 2 bu artı 10 e, e, eksi, eksi 10 diye geçer. O zaman burası da eksi 8 yaptı. Eşit 0 yaptı. Çarpanlar ayacak olursak x'e x 4'e e 2 ama eksi 4'e artı 2 dersem çarpımları bu toplamları da burayı verdi. O cevabımız x eksi 4 çarpı x artı 2 yaptı. Eşi 0 oldu. E burada şu eşi 0 sa x buradan 4 geldi. Bu eşit 0 x buradan eksi 2 geldi. Eksi 2 olamayacağı için cevabımız da ne olacaktır arkadaşlar? 4 olacaktır. Evet x'i buradan 4 bulduk arkadaşlar. Evet klasik bir soru. En etkili silahımız yarı çap. Geldik LYS, YGS 2017 benzer sorusuna. Evet bu da klasik bir soru gibi duruyor. Düzgün altıgende bu bizim bildiğimiz çok güzel bir şey. Nedir bu? Simetri ekseni. Arkadaşlar düzgün altıgenin dış açısı kaç dereceydi? Düzgün altıgenin dış açısı 60 dereceydi. 360 bölü alttan iç açısı da kaç derece yapar? 120 derece yapar. E 120 ise bu da simetri ekseni olduğundan dolayı hem bir kenarın iki katıdır hem de açıları da iki eş parçaya böler. 60 60 60 60 diye böler. Peki bu çemberin bir kirişi olduğu için ben bunu kullanacağım. Arkadaşlar orada özel bir açı da var. 60 da var. 30 60 90 kullanacağız. Merkez kiriş çektik de yapsak sıkıntı olacak gibi. Hiç onu yapmayalım. Ne yapalım arkadaşlar? Bence 60 da var ya hop şunu çizersek. Burada çapı gören çevre açı 90 derece değil midir? Evet. Çünkü bu EF çaplı bir yarım çemberdi. Burası 30 derece oldu mu? Oldu. E burada AB uzunluğunu 4 vermiş. AB uzunluğu 4 ise o zaman burası da 4. 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı. Burası 2'dir. E bu en uzun köşegen bir kenar iki katıdır. Bir kenar iki katı olduğundan dolayı buraya kaç kaldı o zaman arkadaşlar? 4 ise tamam 8 buraya 6 kaldı. E burası da 4. Aa hocam ne güzel bir şey çıktı. Burada bir kosinüs teoremi yaparım olay bitti. Diye düşünenleri saçını başını yolarım. Bak suratım hemen değişti. Ne kosinüsü kardeşim? Ben sevmiyorum. En azından benim dersimde yapma kosinüsü. Ne yaparsın burada? Hocam 60 derece var. Kosinüs de yapabilirsin ama çeksene dikini ya. Çektin dikini 60'ın mantığını kullanmak için özel açı mantığı çektik. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı kaçtır? 3'tür. Buraya 1 kaldı. E 30'un karşısı 3 60'ın karşısı da 3 köküştür. E burada Pisagor bağıntısını da uygulayacak olursak. X'in karesi neye eşittir? 1'in karesi artı 3 3'ün karesi. Yani 27 artı 1'den 28 yaptı. X buradan kök 28. Kök 28 de 4 çarpı 7 olduğundan o da 2 kök 7 olur. Yani 4 dışarıya 2 diye çıkar. Cevabımız 2 kök 7 yapar arkadaşlar. Evet bu sorunun cevabı da 2 kök 7 oldu. Geldik. AYT 2021 benzer sorusu. Hatırlıyorsunuzdur. Bu nereden hatırlıyorsunuz? Gençler bu soruyu tabii ki benim konu anlatımından hatırlıyorsunuz. AYT 2021'de de güneş batma sorusu olarak geldi. E, güneş batma sorusu da arkadaşlar aynı mantıkta çözülen bir soru. Çok da kolay bir soru. Oradaki soru da çok kolay bir soruydu. Şimdi arkadaşlar çapı 10 metre olan daire şeklindeki bir halı. Maşallah saray halısı. Çapı 10 metre. Daire şeklindeki bir halı şekil verdik gibi duvara konmuştur. Duvarın görünen yüzeyi dikdörtgen şeklinde ve EF 10 birimdir. EF Ef11 10 birim. Zaten çapı 10 metreydi. O zaman bu bizim çapımız değil midir arkadaşlar? Evet. Bizim merkezimiz neredeydi? Buradadır. Halı böyleyken aşağı doğru çekmişim. Halı ile duvarın CD kenarının kesimi 8 metre olana kadar aşağı çekmişim. Buna göre diyor. Çekildiğinde halı duvarın AB kenarına kaç metre yaklaşmıştır? Halının duvarın AB kenarına kaç metre yaklaştığını nereden öğrenelim? Merkez ne kadar aşağı indiyse halı da o kadar aşağı çekilmiştir. Yani o kadar yaklaşmıştır. E arkadaşlar burada aslında bu nedir? Bir halıyı asmışım buraya. Bu soruya nereden esinlenmiştim? Yine ÖSYM sorularından esinlenmiştim. Televizyon üstüne dantel koymuşlardı hatırlarsanız. Dikdörtgende vardı. Burada da ben duvarın üstüne halı koydum arkadaşlar. Yarısı arka tarafta. Yani aslında bu bir katlama mantığında bir soru arkadaşlar. Şöyle katlanmışını açalım. Şöyle bir daire var. Burada da bir katlanmışını açalım. Aa hocam bunun yarı çapı kaç? 5, 5. Bunun yarı çapı aynı şekilde 5. E merkez var, kiriş var. Ne yaparsın? Çek dik. 2 eş parçaya böldü. 4, 4. E yarı çapımız da 5. En etkili silahımız yarı çap çizmek. Al sana yarı çap. 5. 4 5 ne üçgeni 3 4 5 üçgenden 3. E o zaman ne oldu? Merkez buradayken 3 birim aşağı mı inmiş oldu? Evet. AB kenarına ne kadar yaklaşır? 3 birim yaklaşır. Yani cevabımız 3 yaptı sevgili gençler. Ve geldik 55. soruya. Kemal hocam VIP Kemal sana 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 as yazdım hocam bu soruyu. Tamam haberin olsun. VIP Kemal 3 tane karton parçasını keserek yarı çapı 2 santimetre olan bir daire elde etmek istiyor. Bu arada şunu söyleyeyim. AYT 2021'de şöyle bir soruydu bu. İşte ee, böyle bir tel örgü vardı. İşte bu tel örgüden bir tane top var. Top nasıl geçer sorusunu ben böyle sözel bir soruya uyarladım. Bu da yeni nesil. Bu da yeni nesil. Aynısının laciverti diyebiliriz arkadaşlar. Tamam Bu da şekil size. Kemal 3 tane yani Kemal hocamızın ismini kullanıyorsak VIP soru olsun. Güzel bir soru olsun. Evet 3 tane karton parçasını keserek yarı çapı 2 cm olan bir daire elde etmek istiyor. Tamam. Buna göre Kemal işte 1, 2, 3 biçimindeki karton parçalarından hangilerini keserse daireyi elde eder diye soruyor bize. Ama çözecek yer yok. Ne yapacağız? Küçük bir şekilde şuralara bir yerlere yapayım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok maalesef. Şimdi birincisini şurada inceleyelim isterseniz. Kenar uzunluğu 5 birim olan bir kare. Kenar uzunluğu 5 birim olan bir kareden bir daire elde edebilir miyim? Yani bu ne demek? Bu karenin içerisinden bir çember geçer mi sorusuyla aynı soru aslında. Şimdi bir kenarı kaç birim olan 5 birim olan bir kareden yarıçapı 2 olan bir e, daire elde edebilir miyim? Ederim. Çünkü bunun içine sığabilecek en büyük kare e, daire şu değil mi arkadaşlar? Bu dairede merkez teğet çektik, merkez teğet çektik yaparsam burada 2 r eşittir kaç yaptı arkadaşlar? 2 r eşittir 5. R kaç yaptı? 2,5 yaptı. He. Ben bu kareden en büyük 2.5'lık daire elde edebilirim. O zaman yarıçapı 2 olan bir daire elde edebilir miyim? Elde edebilirim. Evet, birincisi doğru. İkincisine gelelim gençler. İkincisi diyor ki bize kenar uzunluğu 6 cm olan bir eşkenar üçgen. Kenar uzunluğu 6 cm olan bir eşkenar üçgen çizelim. Ben bundan bir ee, yarı yarıçapı 2 olan bir şey elde edebilir miyim? Ne elde edebilir miyim? Daire. Aslında bu ne demek? Bu üçgenin içinden yarıçap 2 olan bir top geçer mi anlamında da sorulur mu arkadaşlar? Sorulur. Aynısı zaten. E ben burada da bunun içine çizilebilecek en büyük daireyi bulmaya çalışayım. Arkadaşlar bunun içine çizilebilecek en büyük daire şu. Arkadaşlar bu bunun içteye çemberi değil mi? Evet içteye çemberi. Arkadaşlar çemberde özel eşkenar üçgende özel bir durumdur. İçteye çemberin merkezi her şeyin merkeziydi ağırlık merkeziydi. Yükseklerin kesim noktasıydı. Açı kesim noktasıydı. Bu özel bilgiyi lütfen bilin. O zaman sen buradan çizdiğin ne olmak zorunda? Yükseklik olmak zorunda. Aynı zamanda ağırlık merkezi olmak zorunda. Hocam bunun bir kenarı 6'ydı. E burası 30 derece 30 derece olduğundan. Burası da 60 derece olduğundan. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3. Burası da 3 köküç olacak. E 3 ise, bu ağırlık merkezi olduğundan dolayı. Şurası köküç mü oldu? Evet yarı çapımız köküç oldu kök 3 yarı çapı uzunluğu 2'den küçük mü arkadaşlar? Evet 2'den küçük karesini al 3 karesini al 4. E, 2'den küçük olduğu için ben yarı çapı 2 olan bir daire burada elde edebilir miyim? Hayır elde edemem. Bak aslında çok güzel bir soru çıktı sözel bir soru. Sonra öbürüne bakıyoruz. Öbürü de üçüncüsü de ne diyor? Kenar uzunluğu 4 cm olan ve bir iç açısının ölçüsü 120 derece olan bir eşkenar dörtgen. Evet sığacak mı buraya diye yan taraftan da kontrollerimi yapayım. Bir eşkenar dörtgen çizeyim arkadaşlar şöyle. Sağına kadar şöyle şey yapayım. Çizeyim. Şöyle bir eşkenar dörtgen çizeyim bakayım şuraya. Çizemedim. Niye bunu da çiziyorsam? Şunu da çiz kardeşim. Şöyle bir eşkenar dörtgen çizdim. Bir iç açısı kaç derece? 120 derece. Hmm. Şimdi gençler. Burası kaç birim uzunluğunda? 4 birim uzunluğunda. Ve 4 birim uzunluğunda. Şurada kaç? 120 derece. Burada kaç? 60 derece. Yine ben burada ne yapmalıyım arkadaşlar? Bu ikisinin arasına içine sığacak bir iki yarıçaplı çember elde edebilir miyim? Arkadaşlar 4 birim 4 birim. Yani bunun iç teğet çemberini çizmem lazım. Şöyle iç teğet çemberini çizebilir miyim arkadaşlar? Tam bütün kenarlar teğet olur mu? Olur arkadaşlar. Niye? Merkez teğet çektik yaptığında, merkez teğet çektik yaptığında hocam bu yarıçap, bu da yarıçap. Merkez teğet çektik yaptığında, Merkez teğet çektik yaptığında bu da yarıçap, bu da yarıçap. Eşkenar dörtgende yükseklikler zaten birbirine eşitti. Herhangi bir sıkıntı yok. Bütün kenarlarına teğet olmak zorunda. Acaba bu yarıçap 2'den küçük mü arkadaşlar? Bu yarıçap 2'den 2'den e, büyükse, pardon, büyük mü? Büyükse eğer ne olacak arkadaşlar? Ben bunun içine iki yarıçaplı çember çizebilirim. O zaman bunu inceleyeceğim ben şimdi. Buradaki na, nasıl gidebilirim ben burada? Bunun yüksekliği şey değil mi arkadaşlar? Eşkenar dörtgenin yüksekliği. Evet. Hocam eşkenar dörtgene bir de şuraya çizeyim. Burası 60 derece, burası 4 Şuradan bir dik çizdiğinde burası 2R değil mi? Evet. 2R kaça eşit olacak? 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı 2'dir. O zaman burası da 2 köküçtür. Hocam R de buradan kaça eşit oldu? Köküçe eşit oldu. Köküç 2'den küçük mü arkadaşlar? Evet 2'den küçük. 2'den küçük olduğu için ne olmak zorunda? Bu 2'den küçük olduğu için ben bu kartonu keserek 2 yarıçaplı bir daire elde edemem. Bu da yanlış oldu. Aslında bu nedir? Bir kenarı 4 birim ve bir açısı 120 derece olan eşkenar dörtgenin içinden iki yarıçaplı top geçer mi sorusuyla aynı soru arkadaşlar. Evet çok güzel bir soru çıktı burada da hoş sorulardan biri. O zaman bunun cevabı ne yaptı gençler? Evet yalnız bir yaptı arkadaşlar. Güzel soruydu, hoş soruydu. Evet tekrar söylüyorum sizler buradaki soruları arkadaşlar garanti verdik zaten buradaki soruları. Eğer kendiniz bütün hepsini tek tek anladıysanız hiç sıkıntı yaşamazsınız. Bütün böyle ÖSYM'de çıkacak soruları çok da rahat bir şekilde yaparsınız. Şöyle genel itibariyle bakacak olursak neredeyse eski nesil soru tipi dediğimiz bakın 2012'den önceki sorulara da bakacak olursak böyle çok az yani bir tane burada iki, ikinci burada bu sözel bir soru bunu saymayalım. Ee, ondan sonra 3 burada. Başka var mı? 4 tane falan eski nesil soru var arkadaşlar. 17 sorudan hadi 5 tane diyelim. Bakın ÖSYM gerçekten güzel sorular yazmış burada. O yüzden bu soruları lütfen ama lütfen bil. Ve bundan sonra da böyle ya sözel bir soru gelecek ya yeni, yeni nesil bir soru gelecek. Yani yeni nesil şu şekilde sorularla da karşılaşabilirsiniz. İnşallah yeni nesil gelir zaten. Yeni nesil geldiği zaman da çok rahat bir şekilde yaparsınız. Ama eskinin sözel sorularına şöyle baktığımız zaman gerçekten Can yakıcı sorular var arkadaşlar. Şuradaki olduğu gibi. Ondan sonra şuradaki olduğu gibi mesela. Şuradaki soruda olduğu gibi. Gerçekten çok kaliteli sorular var. Bunları lütfen çok iyi bir şekilde anlayın. Evet. O zaman arkadaşlar. Çemberde uzunluk hikayesi de burada bitiyor. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda çemberin çevresinde. Çemberin çevresi videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.